Efendim, Kağızman Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı Sayın Emrullah Koman ile birlikteyiz. İrfan Odası'ndan ikinci yayını gerçekleştireceğiz. Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk, sağ olun. Başkanım, bir aya yakındır aramızdasınız. Belediye başkan adayısınız. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor efendim? Evet, seçim çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Memnunuz. Her geçen günde katılım artmakta, her geçen günde büyümekteyiz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Dediğiniz gibi yaklaşık bir ay olmak üzere biz Kağızman'ımızda tanıtımımızı yaptık. Daha da önümüzdeki günlerde seçime kadar da faaliyetlerimizi sergileyeceğiz. Efendim, şimdi halkımız sizi bir ay zarfında tanıdı. Tabii onları selamlıyorsunuz, selam veriyorsunuz, selam alıyorsunuz. Partili seçmenlerimiz var, kararlı seçmenlerimiz var, kararsız seçmenlerimiz var. Katılımı nasıl görüyorsunuz? Halkımıza ne demek istiyorsunuz? Tabii. Şimdi süreçte resmi olarak seçim kuruluna listeler verildi artık. Kişilerin aday olacak kişiler partileri adına ve encümen olacak kişiler de yine partileri adına listeler teslim edildi. Şu anda artık seçime giriş tablosu belli oldu partilerde. Adaylar netleşti. 7 tane siyasi parti olarak aday var. 2 tane de bağımsız var. Toplamda 9 tane adayla Kağızman bu önümüzdeki günlerdeki seçime girecek. Şimdi adaylar belli olduğuna göre vatandaşımızın da Kağızmanlı hemşerilerimizin de artık adayları da tanıdığına göre yavaş yavaş şekil vermesini bekliyoruz. Yani taraflarını belli etmesini, artık gönlünden geçen kişiyi kafasına yazmasını, ona göre yol almasını bekliyoruz. Kararsızlar da bu süreçte adaylar belli olduğu için tarafını seçecektir. Kararsızlık da ortadan kalkacaktır. Seçime artık belirgin bir şekilde gireceğiz. Sağ olun, var olun. Efendim, şimdi Kağızman'ın sorunları var. Sorunlara çözüm üretme yoluna gidecek misiniz? Kesinlikle. O konuda bir sıkıntı olmasın. Teknik bir konu olduğu için onları çözerken biz belediye yönetimini çözümleri üretirken belediye yönetiminin yanına halkın da görüşlerini alarak çözüm üreteceğiz. Yani sorunları çözerken halkımıza da danışacağız. Yani halk toplantıları diyeceğiz. Kesinlikle. Biz halkımıza danışmayı da mutat olarak belli periyodik bir takvim çerçevesinde, bu aylık muhtemelen olabilir, bir araya geleceğiz. Onları dinleyeceğiz. Yani bu diğer birçok belediyede yapılıyor. Biz de bunu hayata geçireceğiz. Halk toplantı günleri yapacağız. Halkımızı dinleyeceğiz. Görüşlerini dikkate alarak çözüm önerisi üreteceğiz. Onların size ilettiği sorunları tabii ki belediye olarak çözme kavuşturmak için gayret göstereceksiniz. Kesinlikle. Zaten biz de belediye olarak sorunları yerinde tespit edeceğiz ama sorunu en iyi bilen halkımızdır. Çünkü halkımız yaşarken yaşadığı sorunu belediyeye iletirse biz zaman kazanmış oluruz. Bir an önce de ona müdahale edip çözmüş oluruz. Tabii bunun belli bir günleri olacak. Tabii. Bunu takvime bağlayacağız. Bu işte haftanın belli bir günü, ayın belli bir takvim günü. Devamlı yapalım. Sürekli olacak. Evet. Biz belediyede kazandığımızda nasip olduğunda bu halk günleri 5 yıl boyunca, görev boyunca olacak. Ve sorunlar masaya yatırılacak. Kesinlikle. Ve çözüme kavuşturacak. Kesinlikle. Kopukluk olmaz en azından belediye ile halk arasında. Tabii. Zaten belediye halk için var. Belediyenin kuruluş yasası halkın ihtiyaçlarını temin etmek ve çözmek için kurulmuştur. Yani halk başı sıkışsa, herhangi bir anda yanında birini görmek istese bu kurum belediyedir. Bu anlamda biz de halkımızla iç içe olacağız. Yönetimde de ona yer vereceğiz. Fikirlerini, görüşlerini alacağız. Sorunlarını dinleyeceğiz. Hızlı bir şekilde de çözüm üreteceğiz. Sağ olasın. Efendim, şimdi biliyorsunuz aşağı kümbet, yukarı kümbet muhtarları var. Toprak Kale muhtarı var. Zuvar Mahallesi'nin muhtarı var. Aşağı dere, yukarı dere muhtarları var. Efendim, Bayan muhtarı var. Şahin.
Şimdi Şahindere Mahallesi muhtarı var. Şimdi bunlar kendi alanlarında bir takım sorunlar ile karşı karşıya. Şimdi böyle bir şey aklınızdan geçirin mesela. Her mahallede muhtarın hanesinde yani mekanında efendim o insanları dinlemek, onların sorunlarını ortaya dökmek ve onları çözmek, kavuşturmak için mahallelerde böyle bizzat onlara giderek yani onların gelmesini beklemeden onlara giderek yani onların sorunları çözmeyi hiç aklınızdan geçiriyor musunuz? Tabii ki bizim projelerimizin içinde de her mahalleye bir belediye tarafından mahalle konağı yapma projesi var. Bu mahalle konakları aynı zamanda da muhtarlık irtibat noktası olacak o mahalle için. Bu mahalle konaklarımız çok amaçlı kullanılacak. İçerisinde muhtarlık ofisi olacak. İçerisinde çok amaçlı salonları olacak. İçerisinde her türlü etkinliğin yapılmasına meydan verecek mahalleler olacak. Bunların örnekleri var. Bu anlamda bu bütün mahallelere bunu yaptığımız vakit muhtarların da ofisi, çalışma ofisi orada olmuş olacak. Bu vesileyle de muhtarlar bizim mahalledeki temsilcimiz olacak aynı zamanda. Biz şöyle bir anlayışa gitmek istiyoruz. Bundan böyle muhtarlar belediyenin yardımcısı. Bu anlamda iç içe çalışacağız muhtarlarla. Muhtarlar bizim aslında mahalledeki irtibat koordine kişimiz olacak. Ne güzel. Muhtarları da yönetime dahil edeceğiz. Muhtarlardan bir istişare heyeti yapacağız. Sanki belediyenin bir organı gibi çalışacaklar. Çünkü halkımızın yerinde çözümünü en iyi bilen ve onu bize taşıyacak müessese muhtarlık müessesesidir. Muhtar da bu anlamda bizim için kıymetlidir ve muhtarlar da çözüm ortağımız olacak. Belediye de bizim yardımcımız olacak. Biz de bu mahalle konaklarının içinde kendilerine birer çalışma odası vereceğiz, ofisi vereceğiz. Bizim adımıza orayı kendileri için ofis olarak kullanacaklar. Var olasın. Başkanım, şimdi benim geçmişten günümüze dikkatimi çeken şöyle bir ulaşım sorunu var. Şimdi hafta sonu cumartesi günü öğlene kadar belediyenin araçları mahallelere yolcu taşıyor. Öğlenden sonra yok. Pazar günü zaten hiç yok. Şimdi büyük şehirlere gidiyoruz. Büyük şehirlerde olsun, çevremizdeki şehirlerde olsun cumartesi pazar belediye ulaşımı devam ediyor. Kazman'da da biliyorsun günümüzde mazotun litresi 45-46 lira olmuş. Şimdi mesela Toprakkale mahallesi 4-5 kilometre şehir merkezine uzak. Bu insanlar cumartesi pazar mesela tanıdıklarına, akrabalarına gidip gelmek istiyor. Minibüs bulamıyorlar. Minibüs mesela tabir yerindeyse yani yolcuyu doldurmadan hareket etmiyor. Bir saat, iki saat bekleyenler oluyor. Burada bir ulaşım sıkıntısı var. Belediyenin de aracı mahallelere bu hafta sonu koyulmadığından dolayı insanlar taksiyle de gidip gelme cüreti gösteremiyorlar. Buna bir kolaylık getirecek misiniz? Ne düşünüyorsunuz bu hususta? Tabii ki. Tespitiniz doğrudur. Ben de biraz önce dediğiniz gibi yaklaşık bir aydır buradayım. Bak hemşerilerimizi dinliyorum. Bu bahsettiğiniz husus bana da dile getirildi. Bunun çözümü var. Yani dediğiniz gibi komşu iller dahil olmak üzere veya batıdaki iller dahil olmak üzere ulaşımı değil hafta sonu 24 saat kesintisiz ulaşım sağlamayı gerektiriyor belediyecilik. Bunun da örnekleri var. Tabii bu sıklık ayarlanabilir ihtiyaca göre. Pazar günleri işte belli saatlerde belediyemiz tekrar oraya seferler koyabilir mahallelere. Belediyenin bir amacı da kamu hizmetidir. Yani mazot pahalı diye gitmemezlik edemeziz. Vatandaşın ihtiyacı varsa, vatandaş yoğunlukla talepte bulunuyorsa belediye de bunu çözmek mükelleftir. Biz bunu çözeceğiz. Biz belli saatlerde vatandaşımıza da onun duyurusunu yaparak kesintisiz hafta içi, hafta sonunu ulaşıma açık edeceğiz. Bu arada siz değinmediniz ama bana gelen bu sorunların içinde bir tanesi de çalışan kamu kurumlarında çalışan personelimiz 5'te, akşam 5'te mesaimiz bitiyor diyor. Biz de mahallelerde yaşayabiliyoruz. Oraya gitmemiz gerekiyor. Ancak en son sefer
saat 4'te diyor. Evet. 4'te oluşu onlara engel oluyor. Oysa biz bunu da dikkate alacağız. 5'te çıkan bir çalışanımız belki bir saat içinde çarşıdaki işlerini de yapacak. Alışverişi olsun, diğer iş ve işlemleri olsun. Onları da yerine getirecek. Belki saat 6 gibi mahalleleri bir seferde çalışan insanımız için koymuş olacağız. Dolayısıyla bu şekilde ulaşımdaki vatandaşın taleplerini yerine getirerek çözmüş olacağız. Efendim teşekkür ediyorum. Bugünkü vizyomuzdaki sorularım bu kadardı. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa buyurun dinleyebilirim. Videomuzu sonlandıracağız. Buyurun. Sağ olun. Bu dediğiniz gibi Sadık Miskin'in İrfan Odası'ndaki ikinci konuk oluşum. Umarım tekrarları gelir. İlerleyen süreçte diğer bilgileri, diğer projelerimizi, diğer yapacaklarımızı da anlatırız. Bugünkü konularla alakalı bu kadarlık olsun diyelim. Fazla da yormayalım izleyicilerimizi. Fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bütün kahuzmanlı hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık eylesin. Amin.